Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili arkadaşlar, yani bu öğleyin dersi, siz kameraya takılmayın. Onu istersen yayınlansın, isterse yayınlanmasın. İstediğiniz yer siliniyor, tamam mı? Böyle bir mecburiyet yok. Buradaki kasıt hafta içi eğitim. Eğitim. Sen bunu kafaya takma. Eğitim. Nedir o? Kaba taslar daha yol açıyoruz dozerle. Ondan sonra sen düzeltip asfalt dökeceksin. Hani daha önceki derste de söylemiştim. Şu Kur'an, Kur'an'da söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Tamam mı? Risale-i Nur'da da aynı kanun var. Söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. Nerede? Radyoya benzetiyorum. Radyo bir kutudur. Ama gaybı ayan ediyor. Yani gaybı burada. Üstünü açıyor. Şimdi bir sürü istasyon var. Uydu takarsan binlerce. Yani FM dalgaların belki milyonu bulur. Bulur yani. Kutu mu? Bu kutu hiçbir şey değil. Zahirde markası belli. Bir cihazdır. O kadar. Bu şeydir. Lisan'daki cümledir. Şey, kelimedir. Kap. Tamam bak bu misal. Açtığın zaman açanın iradesine göre ses çıkar. İstersen Mısır'ı çalarsan Arabistan'daki Kur'an reisi kuralları dinlersin. Amerika'ya çevirirsen filmini şey yaparsın. Televizyonda olabilir o kutu. Yani bir, hani radyolar var ya bir tarafta televizyon. Fransa'yı açarsan Mason hocalarında modayı dinlersin. Arabistan'da Kur'an'ı dinlersin vesaire. Peki ne yapıyor? Şurada yok mu o? Var. Nerede? Burada. Ama bizim zahir cihazlarımız bunun üstünü açamıyor. Bunlar neredeyse ahiret de orada. Bunun üzerinde ne yapıyor? Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Sese dönüştürüyorsun. İşte bu cihaz bize tercümanlık yapıyor. Yani gözükmeyeni, duyulmayanı, mayen olmayanı mayenleştiriyor. Risale-i Nur'un kelimelerinde seslendirirsen sende uyanan, sende dile getirilen, senin üstünü açılan, sana ufuk açan, yol açan mana mertebesi herkeste farklı. Risale-i Nur kelimeleri aynı televizyon veya işte radyo, hem radyo hem televizyon olan bir kutu gibidir. Üstünü açarsanız, kutu cesettir. Elektrik batarya hayattır. İçindeki program ruhtur. İstasyonlar iradedir. İstediğin yere çevirirsin. Orada müzik çalması lanet olası günah olmuyor. Alete günah olmuyor, sana oluyor. Ondan sonra eğer Kur'an çalarsan onun da sevabı yok. Ha, tamam öyle aynı bu kadere de şey yapıyor. Şimdi Risale-i Nur kelimelerini okurken oradan herkesin seviyesine göre, kültürüne göre, emek verdiğine göre, tefekkürüne göre, mazisine göre, efendim merakına göre manalar tebarruz eder. Radyodaki kanalı değiştirmek gibi. Yani herkesin farklı bir şey var, oltası var. Kimisi fıkıh dinler radyoda, kimisi tefsir dinler, kimisi kaderi dinler, kimisi müzik dinler, kimisi Kur'an dinler. Yani uyanan, nasıl olur Kur'an olur mu? Yudülliye bi kesire ve yedi bi kesire. Biz bununla çoğusunu hidayete, çoğusunu dalalete atarız. Nadir abi, anladın mı abi?
Çoğusunu bunlar Kur'an'dan nasıl dalalet geliyor? İşte böyle oluyor. O ayrı bir konu, işaretleyeceğiz da. Müzik açtığın zaman oluyor, günah işte. Kur'an açınca böyle oluyor. Yani Risale-i Nur'u tenkit diye bakarsan bulacağın yer vardır. Kur'an'da bile var. Adam diyor ki art niyeti olursa sinekte niye bahsediyor diyor. Değil mi? Sinekte niye bahsediyor? Mesela çelişki var diyor. Mesela bir şey yok yani. Adam fıtratında şey, gözünde hastalık var. Hasta. Hasta şeyler hastalıkları görür. Çiçek koyun buraya, açınca mı arı gelir. Pislik koyun, sinek gelir. Kur'an'da niçin şerde var? Kur'an kainatın çekirdeğidir. Ağacın çekirdeği çekirdek olduğu gibi. Ağacın yaprağı da çekirdekte var. Çiçeği de var. Kurumuş dalı da var. Her şey orada var. Kur'an iyileri yazsa, kötüleri bıraksa kainatın şeytanla bahsetmiyor. Olur mu o zaman ki? Nasıl kainatın çekirdeği olacak? İşte biz de Risale-i Nur'dan okurken herkesin bir oltası var. Merak ettiği şey tak diye oltasına geliyor. Mesela ben bugün şimdi size kelam okuyacağım. Yani çok duydunuz değil mi? Bayağı da var. Belki de 20 tane ders vardır. Ama bitmez tükenmez bir şey yani bizde. Arzu, kelam, zaman, gayb. Tamam. Kelam okuyorum. Kelamdan, Risale-i Nur'dan okurken o paragraftan intibahım, çıkarımlarım. Risale-i Nur kendisi değildir. Bu derste zaten Risale-i Nur değildir. Birbirimizi, istifademizi istifade ettirmektir. Yetişme şeyidir. Tamam mı? Şimdi bazılarının sorusuna böylelikle cevap verdim. Kelam o kadar asılla alakalı ki sözüyle nikah talak oluyor. Kelam o kadar kişinin kendisidir ki o kelam kişinin kendisini tanımlıyor. Başardım diyor. Ruhtan çıkıyor. Ruhu isim geliyor. Kabul ettim diyor nikahta. Bu kelam şahsın ta kendisidir. O kişi kelamın içinde tamamen kendisi var. Kendisi içinde olmamış olsaydı o bağ olmazdı. Yani nikah ruhsal bir bağdır. Bedensel bir hayat değil. Aynı kadın, aynı erkek beraber oluyorlar. Zina oluyor. Nikah oluyor. Helal oluyor. Yani nikah bildiğimiz gibi bir böyle muamelenin adı değil. O simgesel suretidir. Batını nedir? Ruhtaki onaylanmaktır. Ruhtaki karşılığını bulmaktır. Kelam tamam kabul ettim diyorsa aslında o ne bedendir ne akıldır. Çünkü kalpten ve kalpten çıkan bir temayül, meyil, vicdana, vicdanda istenir bak, merkezden, kalpten bir meyil. Vicdana iner, keban barajından çıkan bir ceylan, 500 bin volt. Eve gitmeden trafolara, sistemlere girer, evine 220 gider. Direkt bağlasan yanar. İşte sistem böyle çalışıyor ama ahirette böyle olmayacak. Kalpten bir meyil, vicdana iniyor, hisleniyor. Dimağa çıkıyor, 7 mertebeden geçiyor, ondan sonra tamam diyor. Aslında burada takip ettiğim gaye, bilmem bir tabi hissiyatımı anlatamıyorum da. Onun için çok böyle geniş çaplı etrafımı kazıyorum. Kelam kişinin kendisidir. Kendisi olmasaydı bu nikah olmaz. Allah Resulü ne diyor? Kelam o kadar kendisidir ki doğrusu da şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir diyor. Ya ben şakadan kabul ettim nikah. Olmaz. Kelam kendisidir. Peki yazı da öyle. Evet. O, tabii dişe vuruşu mesela diyelim ki yazılım olarak dışarıya çıkıyor. Mesela flash belleğe. Kağıda döküyor. Sese döküyor. Tamam. Aynı şeyin formatları. Mesela onun için umum kardeşlerimize birer selam diyor. Aleyküm selam. Çünkü üstadın ile nefesi olması şart değil. Nasıl ki vasiyet, kağıttaki vasiyet vefatından da sonra geçerlidir şeriatça. Değil midir? Geçerlidir. Noterde verdiği vekalet ben öldükten sonra mal şöyle şöyle olsun diyor.
Niye? Niye kabul ediyor TC bunu? Çünkü kişinin kendisidir. Kendisi yok ki. İdi. Kişinin kendisidir. O kişi kelamın içinde tamamen kendisi var. Kendisi içinde olmamış olsaydı o bağ olmazdı. Bak fıkıhtan kullanıyorum. Yani kelamın etrafını kazıyorum. Farkında mısınız? Bazen dimağla kelam, bazen kalple kelam, bazen ruhla kelam, bazen vicdanla kelam. Şimdi usulla kelam, yani şeriattaki kaidelerle kelam. Kelamın nerelerden çıktığını, uzantılarına gitmek istiyorum arkadaşlar, anlıyor musunuz? Yani fıkıhta Allah kelamı kişinin kendisini nasıl kabul ediyor? Bak, kelamla kişinin kendisi olduğunu Allah kabul ediyor. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah, sensin bu. Peki yani bazı aynı kelam farklı birisi söyler, tesir etmez, farklı birisi bir söyler, tesir eder. Heh. O da aynı kelamı söylüyor, arasındaki fark ne? Ha, o kelamda mesela diyelim ki ikisi de radyo. İkisi de radyo, aynı marka. Aynı, her şey aynı. Frekansı değiştiriyor. İçerisinde o kelamın, işte onu diyorum ya, kelamın içerisinde adam o var, adam var, tesir ediyor. Adam var, iyi niyeti yok. O da var orada. İhlaslı değil. Mesela hafıza telefon ettim. Hafız almayan adam. Ben bu işlerin ehli değilim ama kapıya gelmiş adam. Papaza mı gideyim? Ya bu böyle rahatsızım diyor. Ne okuyayım hafız dedim ya. Yani benim resim kuram var ya. Dedi ki telefonla Laz şivesiyle. O ki ihlasın yok. Tüm Kur'an'ı oku, faydası yok. O ki ihlasın var, bir ihlas oku yeter. Doğru mu? İkisi de şey. Dırırt. Yani içerisinde hepsi kendisi var. Niye tesir ediyor? Çünkü içi boş kendisi. Gene adam, kelam kendisi ama kendisi boş olduğu gibi kelam da boş. Yani ben sana sorayım. Kendisi boş, kelam dolu mu olacak? Niye Risale-i Nur bir iksir gibi yayılıyor, tesir ediyor? İçinde şahsiyeti var kişinin. Ustad var ya. Kendisi içinde olmamış olsaydı o bağ olmazdı. Kelam aslının ta kendisi. Kelam düdüklü tencere gibi. Niye? Batından haber veriyor. O ki aşağıda kaynamıyor. Niye ses var? Düdüklü tencereden çıkan tavuk kokusu. Aa, kuru fasulye kokusu. Yok lan, tavuk kokuyor işte. Benim çömlekler kullanıyor ya. He? Mahkemette ilimlerin çömleklerde. İşte ben onu düdüklü tencereye çevirdim bak. Yani onu bilerek yaptım zaten. Burada şeyleri var yani. İlim denilen çömleklerde pişirilen. Yani her hissiyat bir çömlek, tamam mı? Düdüklü tencere dışarı çıkmış. Nasıl yapmış? Kuru fasulyenin fasulyesi vardı, domatesi vardı, kabağı vardı, yağı vardı, suyu vardı, bilmem nesi vardı, vardı. Hepsi kokuya bak. Ay baktın ki taze fasulye kokusu geliyor. Mercimek olur mu şimdi? Yani değil değil. Yani kelam düdüklü tencere gibidir. Batını, batında sesi yok. Sese dönüştürüyor basıncı. Peki bu kelam abi nerelerden çıkıyor? Yani mahkematta saydım. Şuradan şu olur, şuradan şu olur, buradan geçer şu olur. Tam 33 mertebe var. Kelam deyip geçiyoruz ya arkadaşlar. Subutisi, kelam canlıdır. Ruhludur. Kişinin ta kendisidir. Şöyle diyeyim. Başka bir derste misal vermiştim de. Güneşten gelen kopan parça, kopan diyeyim, gönderilen foton. Güneşten gayri midir? Gayri de değil, aynı de değil. Ne aynıdır ne gayridir. Çünkü bak şimdi, güneş nurani olduğundan dolayı fotonu güneş de aynıdır. Peki, ben canlıyım, güneş canlı değil. Ben ruhluyum, güneş ruhlu değil. Benden çıkan foton, kelam, benden kopuk olur mu? Kabul ediyorum seni dediğin anda, onun ruhunu mayalıyorsun, biliyor musunuz nikahta? Kıza diyorsun ki kabul ediyorum. Kız diyor ki ben de seni kabul ediyorum dediği anda ona karşı arzu %50 aşağı inecek. Ona karşı arzunuz aşağı inecek. Ne demek o?
Çünkü haram olsun birbirlerine böyle fiyakalar olsun diye nikahsız iken şeytan onları çok sevdirir. Yandım, piştim, kül oldum, ben acayip oluyorum. Bir nikah oluyor, sevgi aşağı yarıya iniyor. %50 zaten şeytandandı. Onun için evlendikten sonra sorun oluyor. Haramda zevk vardır. O farklı bir şeyi, şef veren sana, el eti kalamadım dediğin, o eletin %50'si şeytanidir. Kaçak elektrik. Kaçak elektrik ha. Anladınız mı bunu? Nikah olduğu anda %50 aşağı iner. Kelam aslını ta kendisidir dedik. Kelam düdüklü tencere gibi uzaktan kumandanın aslıyla aynı olduğu gibi. Uzaktan kumanda ile arabanın anahtarını bizzat sokmak aynı değil midir? Uzaktan kumanda ile pilotun içinde oturması pilotla kumanda aynı değil midir uçak için? Kelam budur işte. Ha ben sana girdim İsmail, ha kelamı soktum işte. Kişinin içerisinde yapılanma bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sohbette niye zahirden hakikate geçiyordu? Çünkü kelamın kendisiydi. Nadir abi, kelamın kendisiydi abi. İçeriye girip yapılandırıyor. Sen oraya git. Yer değiştir. Aynı nitelikte. Evet. Yani kelamın kendisi olmasa peygamber o zaman rüyada oturup rüyada görmek, peygamberi görmek olduğu halde niçin böyle sahabe olunamıyor? Orada demek ki kendisini veriyordu. Kendisiydi o. Ötekisi rüyadaysa suretidir. Risalet. Risalet cihetiyle işte kendisi oluyor yani. Öteki taraf oluyor. Yani biraz önce Resul'ün sorduğu niçin iki kelam, bir kelam iki kişiden sudurundan birisi tesir ediyor birisi etmiyor. Birisinde nübüvvet var o kelamın içerisinde. Evet rüyada da söylüyor. Nübüvvet cihetiyle söylüyor. İkincisinde daha ihlaslı diyelim. Risalet var. Adam mesela lakaytane bir şey söylediği zaman hiç tesir etmiyor ama ciddi bir şekilde, şuurlu bir şekilde söylerse etki ediyor yani. Onun gibi olabilir değil mi? Aynı. Uzaktan kumandanın aslıyla aynı olduğu gibi düşünebiliyor musunuz ki ruhsal halet kelama dönüşsün? Kelam nasıl çıkıyor biliyor musun? Kelama kaynağını buldum Allah'ım olsun. Ruhsal halet var ya halet. Halet kalbe indirgeniyor, kalpte meyil oluyor. Meyil, bak, meyil, üç tane, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap, dönüşüyor. Kalpteki halet, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap oluyor. Kalpteki o evamiri tekvini o işte, evamiri tekvinin içi bu. Evamiri tekvinin yarın, içerisinde bu var. Kelam sıfatından aynadarlık olduğundan, en cami ruh aynı olduğundan, bundan daha arkada oluyor, evamir-i tekviniyeden arkadan. Kelam sıfatı bizim evamir-i tekviniyi, evamir-i tekviniye bizim meyil, ihtiyaç, iştiyak incizabımızı, o da, bir daha baştan yapıyorum, kelam sıfatı bizim evamir-i tekviniyemizi, evamir-i tekviniye bizim meyil, ihtiyaç, iştiyak incizabımızı, meyil. O meyil kalpten çıkar diyor. Hatırladın mı? İner vurur kalbe, kalpte dördü gitti. İhtiyaç, iştiyak, incizab. Gitti mi abi? Dört tane mi. Sonra dimağı boyarlar. Sonra dimağda elbise giyer. Elbise giyer. Yani kelam elbise giyer. Nerede? Tahayyülde. Elbise giyer. O terzihanedir. Manaya göre elbise şey yapar. Giydirir diyor vesvese. Ondan sonra çıkar. Tasavvur da giydirmiyor aslında. Tasavvur düşünceler takıyor. Mesela oraya girmemek istemediğim için söylemedim. Şimdi kelam çıkacak. En dipte ne vardı? En dimada? Tahayyül. Elbise giydirdi. Tasavvur mana çeşitliliklerini koydu. Yan manalar, düz manalar, ima, sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalaun. O da surete benziyor değil mi? Benziyor ama şeye benzemiyor. Suretin şekle benzemez.
Abi. Boyalanma diyebilir miyiz sen? He? Boyalanma yok. Yani. Boyalanma. Boyalanma. Sonra o tasavvur, düşünce çeşitliliği bir sürü acayip. Kelamda meratip buradan çıkıyor. Tasavvurumu da kopyala yapıştır. Benim bir C dosyası vardı. Ne bileyim, o kadar hakim değilim bilgisayar. Bana birisi mail atmış, şey, bizim kardeş resim yapmış. Şey, Ersan. Ulan nereye attım diye bakıyorum. Yani C'den indirilenler nerede bilmiyorum. Bir şey yapamadım ki. Bir sürü şey, bir dosya. Tasavvur da bir dosya. Tasavvur. Tasavvur bir dosya. Yüklendi. Senin bir dosya. Ama neler var? Sonra taakkul. Ondan sonra ağızdan paketlenip dışarıya atılıyor. Ya arkadaşlar, bu kelam o kadar acayip bir şey ki, adam bir kelam la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese sonsuz ne kadar acayip bir şey anlatmak istiyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dese sonsuz cennet, kabul etmiyorum dese sonsuz cennet. Ruhun alemi şehadetteki vücudu haricisi. Ha, Allah razı olsun, onu bir yazayım. Ulan bazen yardım et ya, ne biçim adamsın lan sen he? Bazen ruhun, bunu yazayım. Ruhun lazım olacağı zaman kalem çıkmıyor. Ruhun ne demiştin? Alemi şehadetteki vücudu haricisi. Alemi şehadetteki vücudu haricisi. Haricisidir kelam. Belki de bugün en güzel kelamın bu oldu senin. Harikaydı bu. Tabii şuurlu demişsen. Şuurlu demişsen, tabii ki şuurlusun. Dikkat! Risaleleri araştırma. Soru sorma. Sorgulama. Bunları yaparak öne çıkma. Öndekiler rahatsız oluyor. Yani bu kelamlar niye böyle şey tek yapıyorsun? Ondan sonra mukadder bir soru var. Ben her soruyu size şey yapmak istemiyorum. Risalelere soru soruyorsunuz. Biliyorsunuz şöyle bir şey var. Risaleleri düz okursanız, bu çok önemli ha, benim yeni bulduğum bir şey. Yüklenirsiniz. Faruk, ne olurmuş abi? Yükleniyormuş. Bilgi yükleniyor. Okursan. Risalelere soru sorarsan, sen kimsin deyince yüklenme yok. Sendekiler uyanıyor, patlıyor, çekirdek ağaç oluyor. Üstadın metodu değil mi? Üstadın metodu. Mesela niçin Hazreti Muhammed büyüktür dedi bana adam, zındık veya zındığın temsilcisi. Ben de dedim ki niçin büyük değildir, sen söyle. Bak gördün mü? 10 saat ben anlatacağım ama 10 saat uğraşsın. Sorunun ademi. Evet, sorunun ademi. Dikkat! Risaleleri ne yaptım ben? Soru sordum. Kerama soru soruyorum, çıkıyor. Sen kimsin? İnan abi, böyle soruyor. Bu niye böyle konuş? Mesela bak Murat ne yaptı dün mesela? Değil mi tesettür? Diyor ki kaçıncı şeyle mağdır tesettür? 24. lema. 24. lema. Kaçıncı ondan önce ne var? 23. Tabiatı. 24. levadan sonra hangi leva geliyor? Aslında. Niye arasına koymuş? Yani bu da bir başka çözümleme yöntemi. Ne yapıyorsun? Soru soruyoruz. Risale'ye soru soruyoruz. Birincisi okuyarak alıyorsun. Okuyarak alıyorsun. Kitap okudun, yükleniyorsun. Meşgul olma kardeşim. Başka meşgul. Oku oku. Tamam. Bu yüklenme. Kitaba soru soruyorsun. Sen kimsin? Neyin nesisin? Niye buradasın? Sen niçin bundan sonrasın? Niye senden önce bu var? Sen neyi tanımlıyorsun? Nerenin ifadesisin? Soru sorduğun zaman yüklenme yok. Uyandırmak var. Senin külliyatın ortaya çıkıyor. Senin külliyatın çıkıyor. Ama bunu yapınca da şöyle karşılaşacaksınız. Hey! Ne araştırıp duruyorsunuz? Okusana düz. Soru sorma. Cümleleri sorgulama.
Bunları yaparak imtiyazlaşma, öne çıkma. Niye? Öndekiler rahatsız oluyor. Başka? İlmin artma nispetinde cehaletlerimin de arttığını gördüm. Ben eskide böyle düşünmüyordum. İlmim arttıkça çok rahatlayacağımı zannettim. Dağdaki fırtınaların dineceğini zannettim. Meğer ilim arttıkça cehalet artıyormuş. Cehaletin artmadığı ilim bizim ilim değildir. Mahluk ilmidir. Eğer cehaleti olmayan bir ilim ise vacip ilmidir. Çünkü cehalet ilmin içine girdiği için derecelenmiş. Derecelenmemiş bir ilim cehaletsiz bir ilimdir. Ademsiz bir ilimdir. Mesela dağlara fırtına eser. Kar eser, tipi eser, ya, değil mi böyle? Ovaya yağsa yağdırırsa yağmur iner. Fırtına, tipi vesaire, bu kıyamet kopuyor dağın tepesi, ovaya su iniyor. İşte tepe insanların dimağları, kalpleri fırtına gibidir, fırtına. Hadiselere de ilk muhatap olur. Mesela size pek inmez, size kadar inmez fırtına. Diş saldırılar, diş etkenler bile size fazla gelmez, söner çünkü size gelene kadar. Fırtına, mesela denizde dalga var, bir dalga kıran var, o kırdı. İkincisi de var, kırdı açısı, liman içi, süt liman. O da deniz ama dalga kırdı. Fikirler de böyledir. Paranın her şeyi halledeceğini, her şeyin alınabileceğini zannedenler, paraya her şeyini satan tiplerdir. Bu benim cümlem değil. Bu da bir kelamdan örnek verdim. Bu başka bir tip, ötekisi başka bir tip. Mesela kelamın içerisinde cehalet var, bir kelamın içerisinde para var. Hani sen verdin ya, adam tesir ediyor, etmiyor. İddiasını itikattan ayıran alamet ibadetlerdir. 142. sayfada sözlerde 3 tarzda giriliyor diyor. Ehli iman, ehli kafir, bu saadet ebediye, bu idamı ebedi. Ortadaki tasdik edip ehli tasdik, tamam, hapsi ebedi. Hapsi müferit ve hapsi ebedi. Tamam mı bu? Şimdi tasdiki var diyor üstad. Tasdik var. Ama yer yer belki itikada da girebiliyor. İtikad da oluyor. İzanı da var. Mesela diyor ki tasdiki var, izanı yok diyor. İzanı var, itikadı yok diyor. Aşağıda yukarı bak. İman mertebesi, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7 mertebe. 7 mertebe, tamam mı bu? 7 mertebe. Şimdi aşağıda yukarı gidince tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik. Adamın tasdiki var, izanı yok. İzanı var, itikadı yok. İtikadı var, imanı yok demiyor. Orada duruyor. İltizam da olmamış mı? He? İltizam da yok oluyor. Yani olmuyor. İltizam da olsa gene olmaz. Bak, tasdiki var, izanı yok. İzanı var, iltizamı yok. İltizam var, itikadı yok. Fakat itikadı var, imanı demiyor. Peki niçin bu kadar uzattım? Senin tasdikin, izanın, iltizamın, itikadın aşağı indiğinin alameti ibadetlerdir. Terklerdir. Günah-ı kebairi, günahları işleyip istiğfar etmemek, aldırış etmemek, tövbe ve istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir. Bakın, günahın kendisi günah şey değil, imansızlık değil. Her türlü rezil günah yapmıştır ama tövbe ve istiğfar ediyor, rahatsız yani. Günah işleyip de istiğfar etmemek, hukuk İslami'de söylüyorum, kaçıncı, 29. madde miydi? Günah-ı kebairi işleyip, günah istihlal ve istiğfar etmek alameti küfürdür. Hafife almak, hangi zamandayız? Veya oğlum ya o günah, bu günah. Gitti. İşte bunu ayırt eden, iddiasını itikattan ayıran alamet ibadetlerdir. Elektrik varsa, ampul de sağlamsa, düğmeye basınca ışık vermemesi mümkün olmadığı gibi. Elektrik itikada, ampul İslamiyete, elektrik düğmesi ise
ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam'a misaldır. Kelam'a ben ziyade hangi ismi tetikliyor? Kelam ismi. Ya kelam sıfatı. Sıfat yani kelamın tesiri hangi isimle gözüküyor? Yani hangi isimle olduğunu bilmiyorum ama hepsini aktif ediyor. Mutlaka tabii bir tanesi daha evla olur. Yani kişiyi kaşıya taşıyan bir iki esma olması lazım. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani niyetine göre hani kudret devreye giriyor ya, niyetinin derecesine göre. Yani kelam karşı etkiliyor ya, kendini kaşıya taşıyorsun ya, o artık kelam... Alim ismini olabilir mi? Alim ilimdir de, yani ifade etmek. Mesela kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sorar, vücud ilimde vücud hariciye verir. Yani inşa etmek bir kuvvete, kuvvet esmasına bakıyor mesela. 430'da da var ya abi, hani kişinin meratibine göre diyor, maddi elektrik gibi tesir eder diyor. Evet, kelam. Aha. Kelamın içerisinde ilim, irade olma nispetinde karşı iki tarafı etkiledir. Sözler 430 muydu? 430'da, 433'te. He. Yani kelamın içerisinde kişi ne kadar ilim, irade, kudreti varsa. Ama bunlar içindekiler, kelamın kalıp, bunların kalıbı var. Yani bu mesela o kelam basit bir şey. Mesela düğmeye dokunmak gibi değil mi abi? Mesela diyelim ki bir düğmeye basıyorsun, araba çalışıyor. Veya motor çalışıyor veya daha büyük bir iş cihazı çalışıyor. Yani aradaki senin yapmış olduğun bir şey çok cüzi bir şey. Yani düğmeye basmak gibi bir şey. Ama senin o düğmeye basman hangi ismi tetikliyor ki karşıda büyük bir infilak oluyor yani? Evet, yani o karşıki tarafı etkileyen bir yapıt var kelamda ama hangi ismi daha çok ifade ettiğini bilmiyorum. Bir de okuyayım. Bu elektrik düğmesi var ya sözlerde. Evet. Hani Musa Aleyhisselam'ı kabul etse, Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmezse olmaz diyor, değil mi? Evet. Çünkü ana şartı eldir. Yani la ilahe illallah dese, Muhammedun Resulullah demese olmaz. Niçin olmaz? Ana şartı eldir diyor. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ise odaların şartı elleridir. Ana merkezi kaldırdığın zaman o tali olan yan şartellerin olması hiçbir şeyi ifade etmiyor. Onun için la ilahe illallah demeyle olmuyor. Muhammed Resulullah diyecek. Zaten Sufyanet'in dört rüknü var. Sufyanet'in tümünde şu var. Risalet-i Ahmedi inkar edecek diyor. Büyük bir alim olacak. Risalet-i Ahmedi inkar edecek. Yani la ilahe illallah kafidir. Muhammed Resulullah kafi değil. Yani gerek yoktur. Ona olmasa da olur diyecek yani. İsaret Ahmet'i inkar açık o. Ona ayet okuyorum. İddiasın itikadından ayıran alamet ibadetlerdir. Elektrik varsa, ampul de sağlamsa, düğmeye basınca ışık vermemesi mümkün olmadığı gibi, elektrik itikada, ampul İslamiyete, elektrik düğmesi ise ezan-ı Muhammed'i aleyhissalatü vesselam misaldır. Ziraat mühendis, başka bir şey okuyorum. Ziraat mühendisi çiçeklere baka baka, doktor doğumda çocuklara baka baka, alışıp alışmayanlar için mucize olan o sanatları sıradan zannettiği gibi. Yani mesela çocuk doktoru, yani doğumla alakalı baka baka artık onun için adileşmiş. Sıradan oluyor. Şimdi başka bir yer okuyorum arkadaşlar, kelamla alakalı. Yani 298 kelam dima veya kalp veya ruh fotoğraf ailesinin hakim olduğu alanların resimlerini çekip sana gösterdiği gibiymiş. Kelam, bakar mısınız, kelam dima veya kalp ve ruh. Üç tane fotoğraf makinesi var. Yani üç tane bütün. Dima, koy tencereye. Kalp, koy tencereye. Ruh, koy tencereye. Fotoğraf aynasının hakim olduğu alanları, yani kalbin, ruhun, aklın hakimiyetiyle bir çiçeğe bakıyor. Hakimiyetiyle sana teveccüh ediyor.
Benim sana baktığım gibi. Sonra sana ait bir kelam çıkartıyor. İşte kalp, ruh, aklın fotoğrafı ile içini fotoğraflayıp sana kartpostalı vermesidir kelam. Onun için Hazreti Ali kişi dilinin altındadır diyor. Garip değil mi? Kızılcahizde fotoğraf diyor. Ne diyor biliyor musun? Dima aynasındaki fotoğraftır diyor kelam. Kızılcahizde, Kalımesir'de. Ne demek? Şimdi ben fotoğraf çekiyorum. Şak bahçede. Bahçede kelebek var, domuz var, çürümüş et var, kurumuş et şey var, dal var, çiçek var, yaprak var, menekşe var, dere var, kuş var, insanlar var, oyun oynuyor, boğa var, sır var. Ya bu resim ya. Bu resim. Ha, bu resim kelamdır. Kelamın içerisindeki mana mertebeleri aynı böyledir. Kuvvetli kelam da onların nazara almak böyle değil mi abi? Hilkat ve hilkatın içerisinde olan özellikler yani fıtrata göre... Evet. Mesela kartpostal hilkattır. İçerisindekiler ise fıtrattır. Hilkatin en ince gayesi, fıtratın en yüksek neticesi, hilkatin en ince neticesi. Öyleydi değil mi 20. mektupta? Fıtratın en yüksek gayesi, hilkatin en yüksek neticesi. İmanı billah'tır diyor. Yani mesela bir fotoğraf çekti tamam mı adam? Kayaya tuttu, kaya. Tek resim, simsiye kaya. Veya sırf deniz. Denizi çekti. Öteki bir fotoğraf makinesini koydu. Çiçekler, yapraklar, domuz, yılan, çiyan, efendim şunlar. Yani bir bahçe düşünün. İşte bu cami bir ruhtan gelmiş. Demek ki kelam batını dışarıya servis ediyor. O yüzden mi abi? Mesela dima, kalp, ruh bütünlüğünde kelamı sarf ettiği için çok hisseder oluyor. Evet evet. Aynı sen oluyorsun ya. Çünkü kelamın içerisinde 430 ya. Kim sen nerem var biliyor musun? İlmin var. Koy içine. İraden var. Koy içine. Kudretin var. Koy içine. Mesela ona misal vereyim. Telefon, cep telefonu. Senin titreşimde titremez mi? Mail atıyorum. Ses atıyorum. Yazı atıyorum. Titreme. Senin o titremen de elektrik cihazına bağlasan. Elektrik cihazı da su pompasına bağlı olsa. Yaptıkları için söylüyorum Kırıkan'da. Amik Ovası'nın adam. Adam kendisi yumredi. Saati gelmiş, bir de 3G kamerası da var. Cep telefonu var ya görüyorum. Telefonla bir giriyor, Mekke'den Amik Ovası'na telefon titriyor. Telefonun titremesi elektrik devreye giriyor. Onun şartelini öme bağlıyor. Elektrik devreye girince su pompası devreye giriyor. Su pompası su basıyor. 50 metre, 60 metre su basıyor. Ve 50 metreden su basıyor, tarlayı suluyor. Kamerada takip ediyor, yarım saat sonra doldu. Ondan sonra bir daha titreyince ikinci devre tak diye düşürüyor. Mekke'den Amik Ovası'nı suluyor. Kelam bu işte. O Amik Ovası'ndaki sistem sen. Mekke'de olan ben. O havada uçuşan kelam. Sen benim karşılığımsın. Sendekini uyandırıyor. Çünkü sığırı bunları anlatsam anlamaz. Çünkü karşılığım değil. O yüzdendir ki 14 asır önceden söylenen kelamlar şu anda aynı tesiri gösteriyor. Aynen. Zaman mesela oradan buraya gelse efendim 3500 kilometre var. Belki de fazla. O kampe 3500 belki 2 ay süre peygamber de 1400 seneden beri kelamını çünkü ilmi, iradesi, kudreti tesir ediyor. Çünkü ha ben söylemişim, ha yazıya dökmüşüm, ha flash belleğe. Bu flash belleği açtınız. Selamünaleyküm kardeş dedim. O aleyküm selam. Aynen almak da vacipsin. Peygamber de böyle Kur'an-ı Kerim'le selam söylüyor. Hadis demeye. Kelamla kapı bilgisayar. Bak kelamla kelam var ya kelam. Kapı bilgisayarım. Navigasyonda sesle adrese dönüştürmesi. Bende bir tane şey var. Yandex'in galiba. Rus. Rus olaylardan önce vardı. Sildik galiba onu. Şöyle diyorsun. Navigasyon.
Zeytinburnu 14 numara. Hemen. Ses ne yaptı? Adresi sesi yazıya dönüştü. Yazı nereye dönüştü biliyor musunuz? Bak ses yazıya, yazı şekle dönüştü. Ve şekilde dönüştükten sonra adam oradan çıkıyor. Diyor ki sağ yap, sol yap falan. Harita çıkıyor. Bak bir ses nereye dönüştü? Anlıyor musun ses? Evet. Kelam kapıyı açıyor. Kapıyı. Mesela Hasan diyorsun kapı açılıyor. Mesela bilgisayar öyle program varmış. Abi yapayım mı dedi senin bilgisayarın. Benim sesim olmadan açılmıyor. Hasan. Şöyle desem açılmıyormuş gene. Hasan. Veya Hasan. O da açılmıyor. Hangi üslupla söyledimse. Parmak izi de kelamdır. Bak kelam kapı bilgisayarın navigasyonda sesle adrese dönüşmesi. 40. sokak no 14 diyoruz. Zeytinburnu. Hemen bak adrese dönüşmüyor. Adam kadın ve erkekle navigasyonun devreye giriyor. Cihazları açmak, kapamak, adres yazdırmak sırf sesin vurgulamaları ve tamlamaların veya megahertzlerin oluyorsa ki bunların hepsi surettir. Mesela radyoyu açıyorsun. Radyoyu da açıyorsun ha. Diyorsun ki Nurcu Radyo. Çiçek Radyo. Yani ne bileyim bir radyo ismini söyle. Pat radyo açılıyor. Ses de ya. Megahertzlerle oluyorsa ki bunların hepsi surettir. Kelam kişinin suretidir. Mesela aynaya bakıyorsun. Kendine şüphen var mı bu sen olup olmadığında? Yok. Peki bu suret cansız olduğu için sırf senin hüviyetini gösterir. Hakikatini göstermez. Güneşi de aynaya tutsak hüviyetle beraber mahiyetini de gösterir. Nurani şeyler o da aynada bak ben böyle gözüküyorum. Buradaki ayna surettir. Ben bu aynayı böyle yapsam oraya taşınır mı? Taşınmazsın. Peki güneşi tutsam aynaya, güneşi oraya yansıtsam yansır. Nurani şeylerin de kelamları aynı kendisidir. Ben suretim olduğu için suretim cansız. Canlıdır da aslında bu cam çeviremiyor. Suretim de canlıdır benim. Ama bunu cana çevirecek bir özelliği yok aynanın. Güneşin nurunu gösteriyor. Çünkü güneşin hayatı yok. Hayat olan suret, hayat olan kelamı dönüştüremiyor ayna. Bunun basitliğindendir. Suret de canlıdır. Bu suret maddede olup madde olmayandır. Mirat olsa dönüştürme. Eğer bu ayna aynalıktan çıkıp mirat olsa ki peygamber veya büyük zatlar şak diye dönüştürüyor. İnsan kesif halinde söylediği zaman hiç karşıya etkileyemez ama nurani halinde söylerse... Söylerse tesir ediyor. Mesela damara dokunur bir söylersin, bir de söylersin, hiçbir şey olmaz. Bunlar hepsi kelam, surettir. Kelamın sureti böyle şeyleri açıp kapayabiliyorsa ya içerdiği ya o kelamın içerisi taşıdığı mana neler yapamaz? Bak, kelamın kendisi... Hasan diyorsun bilgisayar açılıyor. Bu ses ya içindeki mana, kelamın içindeki mana ne yapar? Ses bunu dönüştürüyor. Açıyor kapıyı. Ses kapıyı açıyor. Hasan diyorsun kapı açılıyor. Hasan diyorsun bilgisayar açılıyor. Hasan diyorsun 40. sokakta 14 diyorsun navigasyona şak diye adres veriyor. Videolar açıyor. Peki kelamın kendi sureti bunu yaparsa, içeriği ne yapar senin ruhuna? O zaman gel de şarkı, türküleri, Ahmet, Mehmet'in yanında otur kalk. Sana giriyor işte, sirayet ediyor. Allah Allah. Allah Allah. Kainat da kelam abi. He? Kainat da kelam. Kainat da kelamdır diyor zaten ustad. Tekvini. Abi şimdi sözde... Diyor ki orada her şey iyisine bak. Bak ki o hani bahçeye giren
zat var ya, birisi iyi şeylere bakıyor, güzel suretleri görüyor, çiçekleri, meyveleri, diğeri de murdar şeyleri. Kelam da böyle değil mi yani? Aynen öyle, aynen. Aynen. Güzel kelamlar çıkıyor. Evet, aynen sevgili kardeşim. 296'da ne varmış? Kelam, kelam bedenimize benzer. Mana içerikleri ise iç yapımıza benzer. Buna ait bir tane şey, ayet şey misali. Enfal 29. Ey iman edenler, eğer Allah'tan sakınırsanız size Furkan hak ile batılı ayıracak anlayış verir. Kötülüklerinizi örter ve size mağfiret eder. Çünkü Allah pek büyük ihsan sahibidir. Okuyayım. Kelam bedenimize benzer. Mana beden. Ruh ilişkisini düşün. Kelam oduna benzer. Mana odunun içindeki duman, nur, ikisi zıt. Islak odundan duman çok çıkar Resul. Yine senin soruna geldi. Kurumuş odun nuru çok çıkar, dumanı pek çıkmaz. Kelam, ikisi de odun. Ama ıslak odun, kuru odun. Enfal suresinin 29'da ey iman edenler, hani kelamla ifade et, iman ettim. Eğer Allah'tan sakınırsanız size Furkan, hak ile batılı ayıracak anlayış veririm. Yani her şey birbirine girdi diyenler var ya piyasada, abi her şey birbirine girmiş ya. Niye halde demiyorsun? Çünkü sana Furkan verilmemiş. Anlayış verilmemiş, feraset verilmemiş. Niye verilmemiş? Çünkü sen asıl imamınına sadakatin yok. Dediklerini terk etmiyorsun. Ölçüyü Kur'an'a göre almıyorsun. Evet, Kur'an'a göre almıyorsun. Kuralı işlevine göre kullanmıyorsun. Sana diyor ki terk et. İnsanın, insan kitap okuyarak, unutmayın bunu. Kitap okuyarak, ibadet yaparak feraset artmaz. Terklerin nispetinde feraset artar. Acayip değil mi? Çok acayip. Bir mevhibe ilahi olan esrar anlatmıştınız ya. He, ne ait, nasıl? Hani bir mevhibe ilahi olan esrar, hadis bilmeyen ve huzuzat-ı nefsaniyeden tecelli etmekle gelir. Ne gelir? O mevhibe ilahi olan, o halis esrar. Lemalarda. Bak, o mevhibe ilahi olan neymiş? Esrar. Halis bir niyet. Halis bir niyet. Huzuzat-ı nefsaniyede tecerrüt etmek nispetinde gelir. Bak şimdi. Vicdanın en altında ne vardı? En altında, i̇rade. En alta, o center, en kabuk diyeyim, irade. Neyle işler? İbadet. Bizim ruhumuza ne kazandırır? A, B, C, Ç'den gidin. Basiret. Bak, vicdandaki irade, irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bu iradeyi ibadetle aktif olur. O aktif olan İrade bizim ruhumuza basiret kazanır. Vicdanda olan zihin, dimağın tefekkürüyle, tefekkür, marifetullah olur vicdanda. O eylemsel şey, ruhta bizde ne olur? Dirayet olur. Vicdanda bulunan his, Allah'ın şeriatına, sünnet-i seniyesine tabi olursak, yani terkler, el-hubbu fillah vel-buzu fillah, buz demek terk etmek, el-hubbu fillah yapmak ve terk etmek, tamam Allah, bunu yaparsak zihni vazifesi eylemsel itibariyle neydi? Muhabbetullah. Muhabbetullah ne demek muhabbetullah? Yani el hubbu fillah vel buzu fillah. Birisi eylem, vel buzu fillah terk. Buz etmek, ayrılmak, ayrışmak, terk. Tam la ilaheler.
İllallah eylemler. La ilahe ilahlardan arın. Putlaştırdıklarından ayrıl. Terk et. İllallah olur sonra. Peki ruhta ne kazandırır? A, B, C, Ç, D, E, F. Feraset. Basiret. Dirayet. A, B, C, D. Basiret. Dirayet. Feraset. Latife-i Rabbaniye'nin şeyin itibariyle nedir? Müşahadetullah'tır. Ha, müşahadetullah. Bu üçünün zaruri bir derece seviyesidir. Latife-i Rabbani bir işlerse insanda müşahadetullah olur. Müşahade demek yani ille gözde Allah'ı görmek değil. Gözde gördüğümüz eşya var, kulakla gördüğümüz var, burunla gördüğümüz var. Latife-i Rabbani ile böyle Allah'a haz ederiz. Lezzet-i ruhani diyor 22. mektupta. 20. mektupta. 20. mektupta, o huvvet değil. 20. mektup arasında lezzet-i ruhani diyor. O lezzet-i ruhani'den başlar. Ha, Latife-i Rabbaniye'nin müşahadetullah, lezzet-i ruhaniye dişe vuruşu kemalat. Şey, ruhtaki karşılığı kemalat. O zaman basiret, dirayet, feraset, kemalat. İşte arkadaşlar, feraset terklerle olur. Bunu teyit eden mektubatlar Rüya-i Sadık'a başında var. Abi, ne diyor? Alem-i şehadetle alakasını kestiği zaman alem-i gayba karşı menfezler açıyorlar. Bak gördüm. Alem-i şehadette rüya bahsinde geçiyor. Rüya-i Sadık adamı. Rüya-i Sadık adamı. Alem-i şehadetten alakasını kesildiği zaman kesme müddetince yani. O kadar. Miktarınca. Alem-i gayba menfezler açılıyor. Terk. Bak alem-i şehadeti terk etti. Terk. Numuneleri var zaten sende. Üstlerini kaldırıyorsun tekrar. Evet. Numuneleri var. Üstünü kaldırıyorsun. O kadar. O zaman bu oluyorsa abi rüya sadıkada mısın demektir? Yer mi değişmiş oluyor? Nasıl abi? Eğer bu oluyorsa diyorum bu zevki ruhani rüyayı sadıkada diyor ya. Ha çok güzel. Yakazaya geçiyor. Aa bak. Rüyayı sadıka var bir yakaza var. Yakaza ne demek? Yani uyanıklılık. Şuurunda olmak. Yani. Şu. Şu anki halde. Şu anki halde. Yakaza. Rüyayı sadıka nedir? Peygamber'in görüldüğü rüya. Rüya yok. Allah Resulü buna diyor ki rüyadır şuraya. Uyanıklığa, biz uyanıklık dediğimiz, yakaza dediğimiz şey Resulullah'ın lisanıyla uykudur. Şimdi uykunun içerisinden uykuya girersen, ben şimdi uykudayım, ölünce uyanırlar. Uykunun içerisinde şimdi, uykunun içerisinde uykuya geçtim. Eğer burada bu uykuda rüyayı sadika görürsem, bu esas odur. İşte diyor rüyayı sadikadaki o şeyler, hakikat onlar doğrudur. Uyanıklık oymuş. Yani rüyayı sadikadaki uyku, şey rüya nedir? Asıl gerçek. Asıl ama biraz önce ne dedim? Uyanıklık. He? Yakazadır. Bak, sırayla gidelim. 517 miydi Asar Bediye? Bak. 515. Şimdi şu yaşadığımız aleme yakaza diyor. Uyanık, şuurumuz tahrik etti. Allah Resulü diyor ki bunlar uykudasınız. Uykuda mı şimdi? Şöyle. Uykudan uykuya geçeceğiz. Uykudayken. İkinci uyku oldu. Fakat bu uykuda rüyayı sadıka görsek, sadık olduğu için asıldır. O uyanıklık bu işte. Uykudan, rüyadan uykuya, uyanıklığa. Rüyadan, rüyadayız, uykudayız, uyanırız. Şimdi ise alimin yasak yakaza uykudur. Tamam. Dolayısıyla lezzet-i ruhaniye nedir? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Veya bir derste. Böyle tatlı bir hal yok mu böyle? Hah. Uykudan rüyadan. Rüyada mısın? Peygamber ne demişti bu diye? Rüyadasınız. Eğer böyle tatlı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Resulullah diyor ki rüyadasınız.
Uykuda ölüyorsunuz. İşte bu elhamdülillah Rabbil Alemin namazda veya derste böyle tatlı hal oluyorsa rüyadan, uykudan çıkıyorsun, hakiki yakaza oluyor. Allah'ı o görüyor işte. Yani bu hayatta bir avama göre uyku oluyor. Yani ehli hakikata göre yakaza oluyor şu hayat. Evet, şu hayat ehli hakikata göre rüyadır, uykudur. Yakazadır abi. Ehli hakikata göre yakazadır çünkü hakikati görüyor. Ha, burada görürse tabii. Müşahede oluyorsa. Müşahede oluyor, bunu yaşıyorsa. Aynı yer onların uykusudur, ehli hakikatın yakazasıdır. Evet. Şey yapar. Ama bunu diyor ki usta, ben bunu rüyayla geçtim, sonra buraya da yorumladı. Şimdi orada aldıklarına buraya bakarsan bu rüya hakikate dönüşür. Hakikati rüyada, hakikati bir rüyada benden sonra oldu diyor usta hatta. Hakikati bir rüyada. Demek hakikattır orası. Hı hı, yani yakaza alemi yani. Yakaza. Bu değil ki şimdi. O zaman hakikat alemi değil burası. Hakikatli bir rüyada bana soruldu. Burası ne? Rüya. Herkese göre. Ama diyeceksin ki abi araba sürüyoruz, ev yapıyoruz, rüya. Rüya. Rüyada da ev yapmıyor musun? Baraj yapıyorsun, araba sürmüyor musun? Hatta beraber oluyorsun, banyo yapıyorsun. O kadar gerçek ki bedene fatura çıkıyor. Aman uykudasın. Ne farkı var? Aynı şey. Yalnız şu, niye buna uyanıklık diyoruz da uykuya rüya diyoruz? Çünkü orada bir dakika duruyoruz. İnan bu dünyada biraz fazla dursak, bu dünyada az dursak, rüyada fazla dursak, dünya rüya olacaktı. Dünyanın uykudaki rüyadan farklılığı, burada fazla duruyoruz, burasını hakikat zannediyoruz. Eğer bir daha söylüyorum, dünyada az dursak şimdi böyle, uykuda çok dursak ve rüya, uykudaki rüyada, rüya gerçek olur şimdi, şu andaki hayat, bir dakika, iki dakika geçtiğimiz için koca bir günde, koca bir günde gözümüzü açtık, ha gördük, bu rüya olur. Ruh bedeni hakim. İnşallah bir de şey yaparsanız, tabii bir paragraf da var, onu okuyacağım kenara. Rüya okuyacağım size, rüya. Rüya hakkında kaç sayfa yazmışım biliyor musun? Çok. Bir yarım, bir. Bağla'da iki dostlukta diyor, kalbimin diyor, intibahını rüyalarımla görüyorum. Allah Allah, kaç Bağla? 239. Zaten diyor bu gaflet ve zulmet zamanının diyor yakaza alemini ağır bir uyku alemi ve uyku alemini ise bir derece yakaza alemi görüyorum. Allah. Kalbimin intibahını? Kalbimin intibahını rüyalarımla görüyorum. Bak, kalbi uyandığını nasıl anlıyor? Rüyada görüyormuş. Yasin Allah. Ama başta üstte diyor abi kalp ve ruhumun diyor, şeyini Risale-i Nur'un tesiratıyla intibaha gelmiş görüyorum. Allah Allah. Neler var görüyor musunuz arkadaşlar? Asrın beka aleminden konuşuyor. Evet, kelamı şu şeyi bitireyim. Kelam bugün ders bitsin olsun, bugünlük bitsin. Bir küre düşünün, küre. Bir küre düşünün. İçerisinde nebatların her biri, ya girmeyelim, uzun olur, harika bir şey. Belki de yoruldunuz, ezmek, bozmak istemiyor. Çünkü abi o ki girdik. Ama zihniniz taze ise gireyim. Yorgunsa girmeyin. İyi abi. Kaldırın yani. Yorgun değil şu kadar. Yani, şu kadar. Tamam. Ezilmesin dedim abi. Şu. Yine okursun abi. Tamam. Okuyayım mı? Merak etme abi. He. Okuyalım abi. Bir küre düşünün. Evet. Yani ama cam. Ateşte yanmıyor. Tamam. İçini görelim. Bunun içerisinde nebatları her çeşidini koyun. Armut, ağacını, şeftali, kiraz. 100.000. Koydun mu abi? 100.000 çeşit diyor ya. Ağaçların yani bitkilerin ve ağaçların 100.000. Hayvanların 100.000. Koy. Kuşların 100.000. Balıkların 100.000. 400.000 olsun. Hepsine birer tane. Böyle bir küre ama minnacık şeyler olsun, lümineleri. Yani varlıkta ne varsa içine koyun. Koyduk mu abi? Dünyada ne varsa koyun. Dünyada. Tek yönlü çalışan arabanın lastik sübubu gibi hava verin içeriye. Ve yakın içeriye. Hani arabanın sübubundan hava veriyorsunuz ya.
Verince geri geliyor mu? Gelmiyor. Bu da böyle. Verin. Verelim. Hava bastık. İçinde hava yoktu. Ve çakmakla içeride bir tane şey var. Diyot şeyi. Bastık burada çakmak çaldı. Oksijen verdiğimiz için yakın içerisini. İlk önce baktık. Her şey belli. Şudur şudur. Çevir. Uuu acayip. Oynat. İçi öyle. Sonra havayı bastık oksijen. Oksijeni bastık. Bir de hani ocağı gibi düğme basarsın karpit yanar ya böyle şey gibi. Çıt 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 hemen yandı. Yanmaya başladı için. Seyrediyoruz ama. Hava içeri yak. Her şey dumana, ısıya, ışığa, dalga boyuna dönüştüğünü farz etti. Artık yani çok az kül var. Orada her şeyin dumanı var. Dumanların içinde. Suretler gitti. Suretler gitti. Suret yok. Hakikatları da gitti. Neredeyse mahiyetine dönüştü. Diyelim ki ısı, ışık, mahiyet. Odun surettir. Isı, ışık, renk, kül, dalga boyları hepsi buna dönüştü. İçi dışına dönüştü. Tamam mı? Çaput vardı, çaput. Domuz ölmüştü orada. Domuzun leşi vardı. Kokuşmuş etler vardı, iyi etler vardı. Hepsini yaktık mı abi? Hafif bir kül kaldı. Dumanlar birbirine girdi mi? Kokular birbirine girdi mi? Kokular. Isılar birbirine girdi mi? Mesela kağıdın ısısıyla gürgenin ısısı, domuzun derisi yandı ısısı. Balık yandı ısısı, balık pişirdik ısısı, tamam mı? Artık bir odun, yani yanan bir şeyden çıkan her şey birbirine karışır mı? Yani ayırt edebilir misin hangisi hangisi olduğunu? Şimdi Resul o küreden şu kokuyu alayım, şu kokuyu alıyorsun. Şu taraf domuzun, şu taraf kağıdın, şu da armut kokusu. Onun ısısı. Alabilir misin? Ne ısısını elde edebilirsin, ne ısı çeşitlerini, sıcaklık, ne nur çeşitlerini, ne koku çeşitlerini. Ne de göremezsin artık. Tamam mı abi? Tamam. Buraya kadar geldik mi abi? Artık her şey, her şey karışmış, tek şey olmuş. Tek şey. Her tek. Isı, ışık, duman, hepsi tek artık. Koku, moku, her şey tek, her şey tek. Anca evi de oldu. He. O, bu homojen bütünlükten sen gürgen ağacının ısısını hangisidir diye ayırt edemezsin. Ne vakit buraya tohumları attık mı öyle şey. Buraya bir yol bulsak, gürgen tohumunu atsak, şeftali atsak. Tamam. Ne vakit sen bunun içerisine tohumları, hideleri sürsek içeriye, Isıdan büyür, dumandan karbondioksit alır, ısıdan büyür, dumandan karbondioksit alır. Biliyorsun ki ağaçlar havadaki dumanı alır, meyvede glikoz yapar, tatlılık yapar, dumandan alır. İçeriye sürdüğümüz çekirdek, böyle hava basar gibi çekirdeği attık, içerideki ısıdan büyür, dumandan da karbondioksit alır, glikoza dönüştürür. Bundan da tatlı meyveleri dönüşürler. İşte kelam buna benzer. Herkes kelamın içeriğinden kendine bakan yönünü ve miktarını alıp kendini inşa eder. Yani bir kelamda sarf ediliyor. İçerisindeki homojen her şey demek insanın bütünlüğü. O homojen şey, o cam kavanoz küre kelamın kendisidir. Bu kavanozun içerisindeki bu detaylar, kelamın içerisindeki insanın detaylarıdır. O bende duruyor. Tamam. Onu sana paket atarım. Veya sen bana bir kelam söylersin. Kelam söyledin bana İsmail. Oradan hava basar gibi senin kelamın benim batınıma girdi. O homojen dediğimiz o kürenin içine girdi. Çekirdek hangisi ise, armutsa, şeftalisi, kabaksa orada büyüyecektir. Ne atarsan o büyüyecek. İşte kelam buna benzer. Herkes kelamın içeriğinden kendine bakan yönünü ve miktarını alıp, yani çekirdek gitti, karbondioksit aldı, glikoz yaptı. Isı aldı, büyüdü. Tamam. Enerji aldı, odun oldu. Biliyorsunuz odun donmuş güneştir. Kendini inşa eder.
ve dışarıda pat, dışarıya ne çıkar? Soktuk. İçerisine homojen mi? Soktuk mu çekirdeği? Öteki taraftan çıksın. Patlıcan, domates, kabak, kavun, acı biber. Ne ikisek? Çıkıyor. Ama hepsi aynı yerden çıkıyor. Biber, gürgen, kestane, nar, muz vesaireler ortaya çıkar. Toprak gibi. Toprak da kelamdır. Niçin bundan farklı söyledim? Çünkü bu yaptığımız şey bizim irademizle alakalıdır. Kelamda da diman tüm mertebeleri, kalbin ve vicdanın tüm hakikatlarına camidir. Kelam kişiden sudur edince, yani kelam insandan böyle çıkınca içinde neler var? Neleri taşıyorsa karşıyı onu inşa eder. Karşıyı inşa eder. Mesela benim o küre dedim ya, at onu gönder balon gibi. Ne vardıysa sen de onları aktif eder. Eğer sif kelam, benim kelam dimağımdan çıkmışsa senin dimağını, kalbimden çıkmışsa senin kalbini, vicdanından çıkan bir kelamsa senin vicdanını oynatır. O zaman bizim bir önceki yaptığımız şeyler terklerimiz oluyor mu? Terklerimiz. Hepsini terk ediyoruz. Yoksa hepsi diretiyor. Kalbin ve vicdanın tüm hakikatlarını, dimağın tüm mertebelerini, kelam kişiden sudur edince çıkınca içinde neler var, neleri taşıyorsa karşıyı onu inşa eder. Bazı kelamlarda birkaç mertebe, yani birkaç malzeme var. Bazılarında kürenin içi çok basit. 2-3 tane madde var. Yani mana mertebesi düşük. Bazılarında çok çeşitli malzemeler var. İşte bu kelam ta arkadan derinliklerinden geliyor demektir. Bazısının kelamı çok cami. Çok derinlikten geliyor ki çok çeşitli malzemeler var. Tamam. Kelam derenin suyuna benzer. Dere her çeşit toprak çeşitlerini, humuslu topraklı toprak, taşlı toprak, gübreyi, kelebeği, odunu, her şeyi taşır. Ama su tektir. Kelam suya benzer. Taşıdığı şeylerle okyanusta, karşıki insan okyanus olsun, okyanusta ne olur? Ova olur. En bereketli ova o olur. Kelam buna benziyor. Efendim, bu kadar yapıyoruz. Kelama ait son cümlem olsun. Acılarına rağmen seni ayakta tutacak bir şeylerin olması lazım. O da şekli sese dönüştürmek, okumak. Bir daha söylüyorum. Acılarına rağmen, her çeşitli sıkıntılarına rağmen seni ayakta tutacak mutlaka bir can simidin olsun. O da şekil olan Risale'yi kelama, dilin kelama dönüştürerek sen daha karışmıyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha karışma. Şekli sese dönüştür, gerisine karışma. Risaleleri sese dönüştür de karışma. Asa-i Musa'yı okudun mu? Bunlar bütünsel bir özelliği. Homojendir Asa-i Musa. Bir tek sözler değil, mektubat değil. En homojen. Asa-i Musa aynı böyle bir homojen. Yani bir küredir. Her şey içinde olan bir kitap. Sen sese dönüştür, karışma. Çünkü sese dönüştürürsen patlıcan, biber, kavun, acı ve tatlı her şey oradan çıkar. El Fatiha.